Gel. Ekmelettin İstersen. Muhammed Bağberti 1310-1384 Kısım. Sessize şimdi oku ben de senden alırım. Ekmelettin Muhammed Mahmud Ahmet el-Baberti 14. yüzyıl Hanefi alim ve fakihlerindendir. İslami ilimlerin hemen hemen her sahasında eser vermiş olmakla birlikte daha çok fıkıhçılığı ile tanınmıştır. İlim geleneğine mensup olduğu anlaşılan bir ailenin çocuğu olarak 1310 Hicri 710 yılında Bayburt'a bağlı Aşağı Kırzı köyünde doğmuştur. Tahsil hayatına Anadolu'da başlayan Baberti, tahsilini Halep ve Mısır'da sürdürmüş, aralarında Abdülaziz el-Buhari'nin de bulunduğu pek çok alimden ders alıp önemli bir ilmi mevkiye yükselmiştir. Kahire'de Kıvamüddin Muhammed Ahmet Kaki 749-1348'e denk geliyor. Muhammed Yusuf Ali Yusuf Ebu Hayyan el-Endülisi 745-1344'e denk gelir. Ve Ebu Sena Şemseddin Mahmud Abdurrahman Ahmet el-İspahani gibi meşhur alimlerden ders almıştır. Seyyid Şerif Gürcani, Molla Fenari, Bedrettin Simavi gibi alimlerin de aralarında bulunduğu birçok alimi yetiştirmiştir. Mısır'ın önemli ilim kurumlarından biri olan Şeyhuniye Medresesi'nin baş müderrisi bugünün rektörlüğüne tekabül etmektedir. Müderrisi Olmuştur. olmuştur. Kendisine teklif edilen kadılığı defalarca reddetmiş fakat yöneticilerle iyi ilişkiler kurmayı başarmıştır. Söz konusu ilişkilerinde ilmi kişiliğinin çok önemli katkısı olmuştur. O kadar ki Memlüklü Sultanı Zahir Berkuk bile ona saygıda kusur etmemiş, ders verdiği medrese her yolu düştüğünde onunla sohbet etmeden geçmemiştir. Hatta vefatında devrinin sultanı naaşını taşımak istemişse de diğer idarecilerin ona müsaade etmeyip kendileri taşımıştır. Fıkıh, hadis, kelam başta olmak üzere Arap diline dair de eserler kaleme alan Baberti, Kıvamüddin Muhammed Ahmet Es Sincari'den fıkıh ve usul fıkıh alanında istifade ederek Hanefi fıkhının muhakkik alimleri arasında yer almış, Hanefi fıkıh konusunda allame kabul edilmiş ve bu mezhebi müdafaa için 5 ayrı risale kaleme almıştır. Onun Hanefi fıkhının temel metinlerinden biri olan El-Hidaye üzerine yazdığı El-İnaye adlı şerhi yanında fıkıh usulüne dair yazdığı önemli ve kapsamlı eserler de vardır. Baberti bu kitaplardan ilkini Pezdevi'nin usulünde muğlak bulunan bazı hususları açıklamayı hedefleyerek kaleme almış ve mezhebin fıkıh usulüne katkı sağlamaya çalışmıştır. İkinci eseri ise diğer mezheplere mensup İbn Hacip Amili gibi usulcülerin Hanefi usulüne yönelik tenkitlerine cevap vermek amacıyla kaleme almıştır. Baberti'nin usulle ilgili bir başka eseri de Nesefi'nin 1310 Menarül Envar adlı eserine şerh olarak yazdığı El Envar Şerhül Menar adlı eserdir. Furu-ı fıkıh alanında ise Mergani'nin El Hidaye adlı eseri üzerine tam kapsamlı bir şerh yazmıştır. Bunlardan başka fıkıh, usulü fıkıh, hadis, tefsir ve kelamla ilgili önemli birçok eseri vardır. Ekmelettin Muhammed Mahmud Ahmet el-Baberti 1384'te Hicri 786 Kahire'de vefat edip oraya defnedilmiştir. Doğduğu köy olan Aşağı Kırzı köyünde makamı bulunmaktadır. Makam. Evet. Mekanını bir daha buradan diyelim. Nasıl dedik orayı? Ahmet Baberti 1384 Hicri 786'da Kahire'de Kahire'de vefat edip oraya defnedilmiştir. defnedilmiştir. Yani cenazesi burada Heh. değildir. Doğduğu köy olan Aşağı Kırzı köyünde Makamı bulunmaktadır. evet. Yani buradaki şu an makamı. Makam ithaf edilmiş. Evet. Evet sevgili izleyenlerim. Selahattin Sancar tarafından ne yapıldı, seslendirildi. Hısımıma teşekkür ediyorum. O da benim gibi bu tür konulara çok hassas bir şahsiyet.
Onun için de biz gezmeye çıktık ya bugün öyle. Düğünümüzü dün yaptık akşam. Bugün de Bayburt'u tura çıktık. Gezelim gezelim işte geziyoruz kardeş. Öyle gidiyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet makamı olsa da kabri Mısır'da olsa da Kahire'de olsa da biz yine burada ne diyelim Allah kargani rahmet etsin böyle insanları. Geçmişimize rahmet eylesin efendim. Bütün geçmiş ceddimize Rabbim rahmet eylesin.